saklayayım. Evet, bu benim kardeşim. Neyin ittin? Kardeşim eskiden mankendi. Salam. Mankenlik yapıyordu. Ondan sonra dizi filmlerde oynamışlığı var. Ver gazı. Ondan sonra Ver gazı, el gazı yanmasın. evet, dizi filmlerde oynadı. Çok yakışıklı. Bak, yemyeşil gözleri vardır. Ondan sonra yeni tekliflerinizi bekliyoruz. Ne gibi? Gerçekten dizilerde oynar. Eskiden Ama göbekli oynamıştı manken. dizilerde. Yok göbeği yok, yalan söylüyor. Durmadan spor yapar. Ondan sonra yani gerçekten yakışıklıdır yani. Bunu da YouTube'a yüklüyorum. Ondan sonra tekliflerinize açığız. Allah belki çok Ondan abartmıyor. sonra abart canım benim. Çöp çatan Ondan servisi sonra tekliflerinizi açığız. Dizi filmlerde oynayabilir. Ondan sonra ben de menajeriyim. Zaten menajerlik. Ay pardon. Pardon. gibi. Menajerlik daha önce yapmıştım ona. Sonra eşi kıskandığı için bırakmıştı. Şimdi dizi filmi bırakacağım, eşimi bırakırım dedi. Öyle mi dedin? Ondan sonra Ya neyse. dedim, ben hatırlamıyorum. Çok yakışıklıdır. Gerçekten çok yakışıklı. Bakın şöyle gözlerine bak. Gözlerini göstereyim. Kardeşimin gözleri. Gözüme soktun abla Dur kahve. dur dur dur. Kardeşimin gözleri yemyeşildir. Bak yeşil gözlüdür. Gördün Kameradan mü? görünüyor mu? He. Ondan sonra yemyeşil diyor tabii. Yemyeşil görünüyor. Kardeşimin gözleri gerçek. Bunu yükleyeceğim ha. Abla neyin yüklüyorsun? Bana bugün rezil Evet olurum şimdi. şurada. Şimdi kardeşim rezil olur diyor. Ne rezil olacak? Daha önceden demiştim ben şeydi radyoda spikerlik yaptı. Ondan sonra çok güzel sesi var. Çok güzel. Zülfü Livaneli'nin sesinden birebir hemen hemen de aynı derecede bir sesi var. Orada Diyorsun. patavatsızın biri buna küfür etmişti. Bu da sinirlenip ben spiker olmayacağım diye gidip şunu döveyim dedi. Ondan sonra o da bir arkadaşı şaka yapmış malum. O da şiiri bıraktı. Spikerliği bıraktı. Çok müthiş güzel sesi vardır. Buradan da duyduğunuz gibi. Kendisi de çok yakışıklıdır. Efendime söyleyeyim göbek çıkmış mı? Yok, o kadar göbek de yok yani. İçine çekiyor herkes de. Benim kardeşim biraz Doğal. rahatsızlanmıştı da. Ben onu biraz fazla besledim, yedirdim. Ye şunu, ye şunu diye kızdım. Fazla Hafiften besledim. çıkarttı. Şimdi Fazla. o çalışmaya başladım bir tane koymaz. Küspemi fazla vermiş işte. Bak yükleyeceğim, gerçekten yükleyeceğim. Ondan sonra evet kardeşim böyledir. Çok seviyorum onu. Evet, çok yakışıklı. Bir tanecik kardeşim benim. Bu ne lan? Kafasına Evet. göre Dizi çalıyor. tekliflerimizi bekliyoruz. Bir poz ver bakayım. Etine dolgundur bu. Etine dolgun değil. İnceciktir. İnceciktir. Etine dolgun değil. Ondan sonra. Kasaplara Bu da eşim. Bana çok yardımcı olur. Ondan sonra Vallahi abi bunu atacağım. aşçıdır. Atacağım. Atacağım. Yandık. Atacağım. Yani bak gerçekten gözlerini bir daha göstereyim. Ya Bak. abla Bak Allah bak dur. Bak dişlerimi yemiyor. göstereyim mi? Yaşıma bakarlar Bak dur bir dur ya. Bak yeşil yemyeşil gözleri var. Yani böyle belki. güzel bir gözlere sahip. Atların dişlerine de bakıyorlar biliyor Yok. İşte akşam videomuz, akşam yemeği zamanımız. Hepimiz neşeliyiz, mutluyuz. Çok şükür Allah'a. Ondan sonra evet tekliflerinizi bekliyoruz. Dizi filmleri açığız. Ama yani öyle ucuza falan dizi falan yapmayız yani. Yaparsak, başlarsak iyi bir fiyata yaparız şöyle. Ciddi söylüyorum dizi tekliflerinizi bekliyoruz. Bu kadar yakışıklı bir insan. Yani alırız paranızı yani. Kahretsin. Evet. Çürüm. Alırız. Sesi de güzel, spikerlik de yapabiliyor. Evet, hep iyi akşamlar diliyorum. Saat kaç bakayım? 9. 9 suları. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bizim evimizin
bütün karışık halleri. Çok da karışık değil yani. Sabah kahvaltısı yaptık öğlenleyin. Ondan sonra yok canım bulaşığımız yok yani bir tane bile yok. Tabii yok. Sadece kahvaltıda 3-5 tane bardak var. 3 tane bardak var. Gerisi şey yok. Onlar börek tepsisi. Sabah börek tepsisi bir tane. Bir de şundan ona aktardığımız. Başka bir şeyimiz yok bizim. Evet yaz geliyor. Yine temizlik zamanları. Temizlik başlayacak. Halılar yıkanacak. Şu baş belası, başımın belası halı. İçerideki halım yıkanacak. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Türk söyleme dur. Bir şeyler anlatıyoruz. Evet. Burası bizim ev. Bizim evin bir odası. Burası oturma odamız. Oturma odamızı seviyorum. İyi yani karanlık değil. Bu böyle dursun ışık almıyor. Şöyle yapalım. Bak aydınlıktır. Güzel. Şurada camlarımız. Ondan sonra iyidir. Oturma odamız güzel. İyi seviyorum oturma odamızı. Buramız antre. Daha düzene koyacağız işte. Şunu mesela şunu alttaki komşu şöyle köşeye koymuş. Ben de öyle düşünüyorum. Orta yerden kalkacak. Şuraya dolap yaptırınca. Bu öteki evin dolaplarıydı. Bunu geri tekrar aşağı eve götürürüz. Buraya dolap yaptırırsak düşünüyorum. Oraya ve mutfak dolapları değiştirmeyi düşünüyorum. Burası bizim salonumuz. Evet salonumuz böyle geniştir. İyi güzeldir yani çok geniştir salonumuz. Ondan sonra burası karanlık gibi görünüyor yine. Şurada tansiyon aslında aydınlık da ışığı ters yönden alıyoruz. Ha. Şurada tansiyon aletlerimiz. Eşimin tansiyonu yükseldi. İşte böyle evimiz. Şurada şöyle benim kızımın düğün fotoğrafları. Böyle bir köşe yaptık. Ondan sonra şöyle köşede şuna da bir tane şey koyayım o da. Bunlar düğün fotoğrafları. Böyle evimiz işte burası böyle salonumuzun öbür tarafı. O takımın şeyi bu da. Oraya sığmadı. Yazın çeviriyordum da bu sene pek çevirmeyi düşünmüyorum. Burada durabilir. Bize bir zararı yok. Evet arkadaşlar bugün böyle size merhaba demeden pat diye bir giriş yaptım. Duvarlarda böyle rastgele resimler var. Aslında onları bir dizayn etmeyi de düşünmüyor değilim yani. Şöyle güzel bir tablolar mablolar bir şeyler yapsam yani. Ondan sonra koltuklarım çok güzel. Koltuklarımı çok seviyorum. Alırken biraz tereddüt etmiştim. Çok açık renk diye kullanabilir miyim diye ama bayağı üzerinde oturmamıza rağmen gayet güzel kullandık yani. Hiç kirlenmedi de. Temiz kullanmışız herhalde. Yine ışık ters geliyor. İşte böyle. Bizim evimizin halleri. 12 dakika oldu. Hadi hoşça kalın. Bu dağınıklık temizlemeye başlamalıyız. Şimdi.